Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün güvercinlerle biraz vakit geçireceğim, video yapacağım. Şimdi burada yavrular var. Önce yavruları besleyeceğim. Çünkü bazıları bayağı küçük. Ne yapayım kızım? Özledin beni. Bazıları bayağı küçük. O yüzden hani yem yiyorlar ama ben yine takviye yapıyorum. Çünkü annelerin yanından biraz erken aldım. O yüzden ne yapıyorsunuz? Tamam şimdi çekilin, çekilin. Hadi. Hop. Gel. Gel buraya gel. Böyle biberonla besliyorum. Şuraya delik açtım havasını alması için. İçine de yem koydum ve şuraya da şöyle bir şey bağladım. Tutsun diye. Acıkmışlar bayağı. Ne güzeller ya, nasıl tatlılar. Gel, sen de mi acıktın? Gel. Bunların ikisi kardeş. Bu iki tanesi kardeşler. Gel. Dur, dur, dur. Nasıl da geliyor? Ne ya, tel var ya. Move, move. Reyna, dur. Move. Rahatsız ediyorlar. Nasırı nasıl yedi ya? Bunları yıkamak lazım. Hep ayakları falan pislik içinde. Sakın gelme, bak burada onlar seviyor. Hey! No! Acıkmış bu. Buna bak, buna. Bu kesin erkek olan. O da kardeşi de kız olan. Kuyruğu da böyle ak kuyruk. Yani bazı yerde aynalı diyorlar. Orta kuyrukları beyaz. Benim güvercileri soyunda var. Beyaz kuyruğu olan. Yani aynalı. Ama fazla olmuyor. Zaten olan da genelde hep atmacı almıştı. Şu an havada doğan uçuyor. Sesi geliyor. Reyna, move, move kızım, git. Bak bu fındık da aç. Dur sen dur, biraz da kardeşin yesin. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Biraz da su vereceğim, içireceğim onlara. Sonra oraya da biraz yem koyacağım. Artık kendileri de yesin biraz. Güzeller. Şunlara bakın. Küçücükler. Yalnız ayakları falan bayağı pis bunların ya. Nerede o? Diğeri. Ha şu. Yok, bu muydu? Gel buraya gel. Nasıl pislendiniz siz böyle? Gelin gelin. Şimdi bunlarla işimiz tamam. Buradan da damızı kümesine geçelim. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar minik minik küçük olanlar. Nasıl da hala aç. Bunları 2-3 kere besliyorum böyle elimle. Ulan bu nasıl da gülüyor bunlar? Nasıl da gülüyor? Dur.
Hadi gidin gidin. Şimdi gidelim güvercinlere. Hepsinin karnı aç. Ama hava biraz sıcak bir gün. O yüzden bir tane alacağım, yine uçurmaya deneyeceğim. Ne uçurabiliriz burada? Şunu bir deneyeyim ya. Ama yok. Ne var ne var burada? Bakın o 55 silim yavrular vardı ya, onların annesiyle babası bu. Şu babası, bu da annesi. Şuna bir bakalım. Buna yine atmaca saldırdı. Ya bu kuşa sürekli atmaca saldırıyor. O yüzden uçmak istemiyor. O dursun orada. Onun yanına şunu atacağım. Yani şu oradaki sökülmedi, o dumanlı var ya çatıdaki. Ama bu boz, yani mat sabunu diyorsunuz. Bu sökük, damızlı kokuş. Bununla o çadırdakine atmaca saldırdı 3 gün önce. Ya atmaca da değil. Ya pardon, atmaca. Normalde genelde şahin saldırıyor ama bu sefer atmaca saldırdı. Bunu da uçuralım. Gerçi o tek uçsun ya. Şöyle birkaç seferini alabilirsem iyi. Bakın böyle biraz korka korka uçuyor. Nedeni de atmacadan dolayı. Ne zaman atmaca vursun böyle oluyor kuşlar. Yani ne zaman atmaca saldırdığı zaman. Şimdi dumanını da kaldıracaktım. Yalnız ikisini kaldırırsam hiç sefer yapmayacaklar. Direkt kuşlar gökyüzüne çıkıyor. O yüzden sadece bunu uçuruyorum şu an. Hani birkaç böyle seferini yakalarsam süper olur. Hatta şimdi keseceğim. Bekleyeceğim sefere gelmesini. Şşt! Yaptı bir tane. Kesmeye kalmadı. Hadi kızım yap birkaç tane daha. Bu en sevdiğim güvercinlerimden biri. Yani çoğu buradaki güvercin bunun anne ve babasından gelme. Zaten şey olarak, mesela renk olarak değişikler ama soy olarak aynılar. Yani bendeki bütün renkler, ben toplam buraya 6 tane güvercin getirdim. 6'sı da değişik renklerdeydi. Ne oldu? Bu değişik renkleri hep karıştırdım ben, renkleri birbirine. O yüzden böyle hep değişik değişik güvercinler çıkıyor renk olarak. Yani ben 4 tane ayrı renk seçtim. O yüzden böyle. Şimdi şöyle uçsun. Hava biraz güneşli, ha oradan geliyor. Hadi kızım yap birkaç tane daha böyle taklanı, oyununu, seferini. Şu an Doğan da uçuyor. Bakın ta o yukarıda. Büyük bir ihtimal görmeyecek ama sesi geliyor. Bayağı tepede. Neyse. Doğan kuşlara saldırmıyor havadayken. Şahin'le atmaca kuşları kovalıyor. Şimdi oyunu oraya yapıyor. Normalde buraya oynuyor güvercin. Yani şuraya oynuyor normalde. Yalnız köpekler falan olduğu için ben buraya pist yapamıyorum. Pist yapınca köpekler hep orada oynadığı için kuş yine oraya oynayamıyor. O yüzden bende pist yok.
tam hiç yapacak mısın? Hadi geliyor, geliyor, yok gitti. Neyse bu uçağa dursun. Ben şu yemi alayım. Babu ile George'u cezalı. Çünkü Babu karşı komşunun evine gitti. George da oradaydı. Cezalandırdım onları, böyle kapattım. Babu cezalısın sen. Yani istemiyorum arkadaşlar. Şurası var ya, bakın şura. Şuradan sonrası komşumuzun evi. O yüzden oraya atlamış. Ben de biraz onlara ceza verdim. Kapattım böyle. Hem akıllar başına gelir belki. Babu cezalısın sen. George zaten biliyor cezasını. Neyse. Bakın oraya oynuyor. Şimdi ben onu şuraya bir kuşları çıkartayım. O zaman durur. Hani o zaman gelir buraya, konar. Mesela 4 tanesi birden uçtu şimdi. Şu an uçanların hepsi damızlık. Yani hepsinin yavruları ikişer üçer kere alındı. Oho, bunlar artık bir saat inmez. Neyse olsun. Buradaki var ya, bakın o çift tepe var orada. Bu çift tepeyi buraya aldım. Diğer kümesteydi. Artık onun yeri burası. Arap da burada. Umarım yumurtlamazlar da. Hatta şu yavruları da çıkartayım. Asıl uçurdum güvercinler. Şu ikisi var ya. Asıl bu ikisini uçuruyorum, yavrular. Yani bunlar şu yeni bunlarla işte kovalıyorum bunları. Bakın şu çift tepenin yavrusu. Erkek olan diğer kardeşleri kümeste. Bunları da çıkartalım. Şu tip. Önden çıkan tip. Onun da eşi yumurtladı. Hatta ben ne yapacağım? Şu yavruları da uçuracağım. Gerçi yerde kuş varken zor uçuyorlar ama. Deneyeceğiz. Aa, hepsi kalktı. Neyse, yerde kuş var yine. O diğerleri şu an gökyüzünde arkadaşlar. O ilk uçanlar var ya, 4 tanesi. Onlar gitti. Yok, göremiyorum. Harbiden çok çabuk yükselebiliyorlar böyle. O indi. Bakın bunu da sökememiştim. Bu sarı Arap'ın eşi. Çünkü vakit olmadı sökmeye. Yani kuşlar taklayı çevirmeden eşe vurmuştum. Şuna bakın arkadaşlar. Dovana bakın. Bakın gökyüzünde. Bilmiyorum görünüyor mu? Bakın orada. O yüzden benim diğer uçurduklarım yok. İki tanem de. Şimdi orada doğan olduğu için bizim diğerleri buluta gitti herhalde. Şöyle de güvercinleri göstereyim. Bak
Bu sarının yavrusu. Böyle rengi değişik çıktı. Şuna bakın. Böyle şekeri gibi ama silik yani değişik. Hoppa. Bu da o çift tepenin yavrusu. Biraz pislenmiş. İşte bunu asıl merak ettiğim bu. Bakın bunda yavrusu var. Bakıcı bu. Yalnız altındaki yumurta sahte yumurta. O değil de ya bizim ilk uçurduğumuz vardı ya. Onunla 3 tane daha kalktı ya sonra. Onlar şu an ortada yok. Kuşlar gitti. Buluta gitti. Ya bir de bayağı açılıyorlar. Özellikle Şahin falan geldiği zaman. Bunlar hep yavrular. O 4 tane uçurdum hala yok ortada. Bunların bir tanesi böyle taklayı çevirdi çiftçi. Ya gidin içeri, bunlar da onlara şey yapıyor, tallak veriyor. O bir tanesi kalmış orada. Herhalde yanlış bir gün seçtim uçurmak için. Çünkü çok doğanla atmaca var. Çok doğan var. Doğan olduğu zaman doğan onlara bir şey yapmıyor ama bunlar yine de korkuyor. Neyse şöyle alabildiğimizi alalım. Bu uçanların şu an hepsi yavru. Pardon, 3 tanesi yavru, bir tanesi büyük dışarıda kalmış o. Görmedim kümese sokarken. 4 tane de büyük damızım şu an ortada yok. Yani kuşlar kayıp kısacası arkadaşlar. Yani hiçbir yerde göremiyorum. Ne bulutta ne bir yerde. Bunun nedeni de ne oluyor? Mesela kuş atmacayı görüyor ya, ya da şahine. Kaçıyor. Uzağa gidiyor, sonra geliyor. Bazen de eğer kovalarlarsa, eğer bu civardaysa, mesela geliyor şurada ağaçlar var, oraya atıyorlar kendilerini ya da buraya bir yere atıyorlar. Bakın o indirdi onları. Çünkü o çift tepede nefes yok dostlarım. O kuş benden önce 2 yaşında bu güvercin. Bu çift tepe. Şu var ya bak. Bu çift tepe 2 yaşında, benden önce hiç uçurulmamış. Yani hep kafeste durmuş. Ama kuşun suyu çok güzel diye duydum, söylediler. Ve bu kuş, ben de uçurmadım. Yani bu kuş aşağı yukarı 2 kere bir yavrusunu aldım. Bir yavruları da, yani yumurtalar boş çıktı. O yüzden ben de uçurmadım. Herhalde bu ikinci uçuşu oldu bir gün. O yüzden kuşta hiç nefes yok. Ne oldu, o indi, bizim diğerlerini de indirdi. Neyse, zaten hava bayağı da sıcak. Kuşun ağzı açılmış şu yavrunun. Bakın o yavrunun ağzı açık. Vallahi dostlarım şu an 4 tane damızlık hala ortada yok. Yani yaklaşık bir saat geçti. Bekleyeceğiz artık, gelecekler mi gelmeyecekler bilmiyorum. Ama daha önce oldu böyle, ertesi gün geldiler. Yine yanlış yaptım. Damızlıkları uçurdum. Yavrular dururken. Bir tane uçuracaktım. Hepsini uçurdum. Uçtu. Pırıltı vereyim derken yani yanlış oldu. Ama umarım gelirler. Onlar tecrübeliler. Daha önce hep atmaca falan saldırdığı için gelirler.
Neyse arkadaşlar, böylece de bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.